19 Mart'ta ne oldu? 19 Mart'ta Mustafa Kemal Paşa resmi bir sıfatı da yok. Ankara'da Heyeti Temsiliye Reisi sıfatını kullanıyor. Bütün valiliklere <laughs> ve kol ordulara bir telgraf çekti. Dedi ki: "İstanbul'daki meclis kapatıldı." 15 gün içerisinde her sancaktan, o zaman siyasi sınırlarımız açısından iller değil, sancaklar sancaktan. şeklinde bölünmüştü. Her sancaktan 5 tane üye, yeni bir meclis açacağız Ankara'da, 5 tane üye gönderin. Valilik ve kolordu. O gönderdiği telgrafta da şunlar vardı. Nasıl bu 5 kişi kimlerden olacak? Evet. Neye göre? Diyor ki halk tarafından sevilen vatanperverliği, milliyetçiliği, muhafazakarlığı, ahlakı, dürüstlüğü, karakteri sağlam olan, halkta itibarı olan beş kişi seçin, 15 gün içerisinde hızlı bir şekilde Ankara'ya ulaştırın. Bir yandan valiliklere ve kolordu komutanlıklarına yani Mustafa Kemal'in burada vizyonunu ne kadar geniş ve ileri olduğunu buradan görüyoruz. 18'inde bir meclis var. O sadece kendisini tatile sokuyor. Bunun nerelere varacağını biliyor Mustafa Kemal. Tahmin ediyor. Hemen yeni bir meclis. Bu telgrafı çekiyor. İyi de bu yeni meclise meşruiyeti nasıl, nasıl kazandıracaksın gözünü sevdim e ben de çıkayım orada telgraflar bir tane... göndereyim Ahmet Efendi'yi her şehirde tanıdım 5 tane üye bana gönder bilmem ne çok zekice bak asker ama fakat harp okulundan Kurmayız itibaren diyoruz ona. Kuru, harp okulundan itibaren de siyasetin içerisinde iddiaççı zaten o da kendisi de iddiaççı bunu görüyor tutuyor A, hemen İstanbul'a bu sefer telgraf çekiyor o sırada İngilizler milletvekillerini, mebusları yani tutuklamışlar. Bunları Malta'ya sürüyorlar. 150 tane mebus. Fakat tutuklamadıkları var. Tutuklamadıklarına da haber gönderiyor. Hemen. Telgraflarla Ankara'ya gelin diyor hemen. Burada hem sancaklardan yeni seçilip gönderilen beşer kişi hem de eski, meclisi. eski meclisin üyelerini de davet ediyor yani bir nevi meclisi İstanbul'dan Ankara'ya getirmiş oluyor Ankara'ya getirmiş oluyor. Nitekim 22 Nisan'a kadar bunu 19 Mart'ta bu yazıyı gönderiyor demek ki bir aylık bir süre geçiyor o bir aylık sürede 22 Nisan'da bakıyor şimdiye kadar gelen gerek sancaklardan yeni tespit edilip seçilmiş, gönderilmiş olanlar, gerekse İstanbul İstanbul'da Meclisi şey. mevzusundan rakam 120'yi bulmuş. Tabi şartlar kış şartları. Ulaşım bugünkü gibi ne otobüs var, Tabii canım. ne uçak var, ne bu var. Adam şeyden gelecek, Diyarbakır'dan gelecek, Erzurum'dan gelecek, at sırtında gelecek. Zaten öyle geliyor. Mustafa Kemal diyor ki, Yeter diyor. Zaten meclisi de o sırada daha bu milletvekilleri daha doğrusu üyeler gelmeden 11 Nisan'da Nisan 11 Nisan'da İngilizler kapatıyorlar meclisi. O sırada yani tutulayıp Malta'ya gönderiyorlar. O kalanları Mustafa Kemal onlara da haber gönderiyor. 11 Nisan'da. Gelin diyor Ankara'ya. Şimdi kalkıp geliyorlar. 120 kişi olunca Mustafa Kemal diyor ki artık meclisi açabiliriz. Yeter yani diğerleri sonradan kış şartları gelip katılsınlar etsinler ve bunu bir cuma günü açmaya karar veriyorlar. O sırada da ondan önce de bütün Anadolu'da hatimler okunuyor camilerde. Buhari Şerif okunuyor. Bunun duası da cuma günü Hacı Bayram'da cuma namazı kılınıyor. Bu hatim duaları da burada yapıldıktan sonra tekbirlerle oradan eski İttihat Terakki'nin merkeziydi orası, eski meclis binası oraya kadar yürüyerek geliyorlar. O görüntüler var verin arkadaşlar. Ve orada işte bu. Bu görüntü. burada meclisin bir kalabalıkla halk da Ankara halkı bütün oraya toplanıyor şey diyor. Gazi Paşa buradan bir konuşma yapıyor ve meclis bu şekilde açılıyor Cuma günü. Hı hı.